Selamlar her şeyin bir yerlisi. Maçın ardından bölümümüze hoş geldiniz. Ben Baran Sönmez. Miami Boston serisinin ikinci maçını izledik. Çok çekişmeli bir maçtı. Hazırsak başlayalım. Aynen Baran'ı gidip gelen bir maç izledik. Yani bir ara Celtics 17 sayıyla farklı öndeydi. Fakat ikinci yarıda çöküş yaşadılar resmen. Ve benim için en azından kazanması gereken bir maçı, %100 kazanması gereken bir maçı... ...Heat'e elleriyle teslim ettiler. Heat ikinci maçtan da 106-101 galip ayrılarak seride 2-0 öne geçti. Hazırsan maçın hatalarıyla başlayalım. Evet, burada tabii ki birinci numaraya Miami'nin savunmasını, Miami'nin alan savunmasını yazdık. Gerçekten çok önemliydi. Üçüncü çeyrek ortasında özellikle Spoh alan savunmasına döndü. Şöyle enteresan da bir şey vardı aslında normal sezonda alan savunması oynayan, en fazla oynayan takım Miami Heat'ti. Ancak playofflara baktığımızda bu seriye kadar hiç oynamamışlardı. Bu kartı elini hiç göstermemişti Spo. Ama bu maçta gerektiği zamanlarda bunu devreye soktu. Ve özellikle 17 sayı geriye düştükten sonra Spo artık alan savunması vakti dedi. Ve burada 3. çeyrekte ve so özellikle son çeyrekte Boston Celtics'in ritmini tamamen bozdu. Burada Boston Celtics'te hiçbir şey yapamadı abi alan savunmasına karşı ve çok çok basit anahtarlı anahtarları var değil mi alan savunmasının. Yani durmadan evet. yani yerinde durmaman lazım. Durmadan hareket etmen lazım. Hareketi bıraktı Boston Celtics. Durmadan statik oldu. Pas ver, pas verip içeri girmen lazım, kat etmen lazım. Bunları hep bıraktı Brad Stevens de 4. çeyrek başında gerçekten buna özellikle dokundu aradaki interview'da ve çok sinirliydi bu konuda. Ve yani bir negatif yanında zonun Boston Celtics'in bunu yapması gerekiyordu. Hücum reboundları. Boston Celtics buradan çok fazla hücum reboundu çekebilirdi. Ancak son çeyrekte bunu sadece gördük. Jalen Brown'ın 2-3 tane önemli hücum reboundu vardı. Ama bunun dışında Boston Celtics gerçekten alan savunmasını görünce şoka girdi ve hiçbir şey yapamadı. yani daha iyi bir daha iyi bir cevap bekliyorduk Boston Celtics'ten. Önümüzdeki maç Miami yine bu kartı oynayacaktır. Aynen kesinlikle ve bu dediğiniz gibi işte Miami Heat'in ne kadar e, değişken, ne kadar elastik bir takım olduğunu da gösteriyor. Senin de dediğin gibi ilk iki de hiç kullanmadılar alan savunmasını ve düğmeye bir anda bastılar ve uzun zamandır gördüğümüz Hı. en iyi alan savunmasını izledik. E, burada Celtics'ten bahsediyoruz. Celtics top kayıplarından bahsedelim. Benim bölüm başına dediğim gibi bence Celtics bu maçı %100 kazanması gerekiyordu. Çünkü Heat gibi savaşan, her maç savunma yapan bir takıma karşı 2-0'dan gelmek çok ama çok zor bir e, mücadele olacak. Ve buna rağmen aklı hiç sahada olmayan bir saldırısı gördük. Özellikle ikinci yarıda Heat'in geri dönüşünde bana Clippers'ın Nuggets karşısındaki o e, karakterini e, a, aynen o dökülmeyi, o paramparça olmayı hatırlattı açıkçası. O, öyle bir mental çöküş izledim ben. Vücut e, dilleri bitikti. Ne yapılacağına dair en ufak bir fikirleri yoktu. Ve ee, bunu bize en iyi anlatan istatistik de elbette top kayıpları oluyor. Celtics kazanması gereken maçta tam tamına 20 top kaybetti. Karşı tarafta yapılan top kaybı ise 9. Sadece 9 top kaybına karşı 20 top kaybı. Ee, konsantrasyon, oyun planına sadık kalma, istek, mücadele. Bunların hepsi playofflarda galibiyet için çok önemli faktörler. Ve Celtics bunların hiçbirini göstermedi bize bugün. Evet ve efor abi yani maç sonunda da gördük bunu. Özellikle savunmadaki Heat'in eforu ve durmadan Celtics'i top kaybını zorlaması gerçekten çok önemliydi. Bu üçüncü noktaya Duncan Robinson'ı yazdık. Son maçta a, hiç yoktu çünkü foul sıkıntısı yaşamıştı. Onun yerine Hero oyuna girmişti. Hero 40 dakika üstünde süre almıştı geçen maç uzatmalara giden sırada. Ve Robinson maçı kenardan izlemişti. 17 dakika almış sadece. Ancak bu maça Feca, fe, felaket bir giriş yaptı. Alev alev bir giriş yaptı. İlk üç üçlüğünde isabet buldu. İlk 12 sayının 9'u ondan gelmişti. Sadece ilk çeyrekte 4 üçlük buldu. Maç sonunda 6 üçlükle tamamladı. Ve yani Heat özellikle bu yan parçalarından, Robinson'dan olsun, Herro'dan olsun, Crowder'dan olsun böyle katkı almaya devam ettikçe yani finale çıkmamaları için hiçbir sebep yok. Aynen öyle. Bu arada e, Dunk Robinson'la ilgili daha fazla bilgi edinmek iste isteyen izleyicilerimiz için her şey sitemizde çok güzel bir Dunk Robinson yazısı var. Onu da tavsiye ederim. E, burada son nokta olarak Brad Stevens'dan bahsetmek istiyorum ben. E, bence Brad Stevens iyi bir, bir koç. Bana bir koç köşesi açmamız lazım galiba. <laughs> Aynen bu işte öyle olacak. Bence yani var iyi bir koç. Yanlış anlaşın, anlaşın, anlaşılmasın. Ama açıkçası ben her zaman mesela Brad Stevens'ın böyle neden bu kadar yeğe göğüs sığdırılamayan, böyle basketbol dehası gibi bir koç çizilmesini hiçbir zaman anlayamadım. Bence 37 yaşında koçluk yapmaya başlamasının, hani çok genç gözükmesinin, onu olduğundan daha fantastik bir koçmuş gibi e, gözükmesine sebep oluyor. Böyle bir hikaye e, gibi gösteriyor. Fakat bence mesela Eric Sposlar'ın hala birkaç gömlek altında bir koç Brad Ve bence bu maçta da gördük. E, bu sene şu ana kadar Eric Sposlar'ı out-coach ediyor kesinlikle e, Brad Stevens'ı. 7 senedir Brad bu takım başında ve en büyük başarısı konferans finalleri. Bunları da e, göz ardı etmemek lazım. 3. çeyrekte bahsettiğimiz devasa hit serisinde Brad yani sayısız felaket karar geldi. Savunmada takımın Ben Adabay üzerinden piken rollerde parçalandı resmen. Ve onu uzun süre ezildikten sonra uzun rotasyonda felaket bir karar vererek savunmada sıfır olan bir uzunu oyuna aldı. E, bu piken rolleri savunmanın aslında çok basit bir cevabı var Yani Grant Williams oyunu alarak biraz daha kısa bir şey, biraz daha hızlı ayakları kayan bir beşe dönüp e, yani son Jaylen çeyrekte Brown, döndü ona. Jalen Brown, Jalen Tyler Herro üzerine koy, koyup işte Jalen Brown ve um, Grant Williams'ın Bam Adebayo pikerde değiş, değişmeli olarak savunmasını isteyebilirdi. Bu şekilde Bam Adebayo'nun önünü de kapatacaktı. Fakat bunu hiçbir şekilde e, Baran söylediği gibi dördüncü çeyreğe kadar e, kullanmadı ve kullanmadı, kullanmadı, kullanmadı. Zaten da çok geçti artık. Bunun dışında hücumda da hiç kontrol el alamadı, el alamadı Brad Stevens. Ee, takımın sayıya ihtiyaç olduğu anlarda mesela Daniel Tyson Bam üzerinden isolation oynamasını izledi. Ve e, ilk noktada bahsettiğimiz Yiğit'in alan savunmasına karşı takımını rahatlatan tek bir set bile çizemedi. E, ee, seviyesine gelip bu alan savunması çözümle alan savunması bir, bir an önce çözüm olması gerekiyor Brad Stevens'ın. Yoksa bu iş burada bitmiştir. Evet. Um... Kesinlikle yani bu seride Spolstra'dan bir adım geride kaldı. Ee, yani bakalım nasıl bir ayar çekecek önümüzdeki maçta. Maçın adamına geçiyoruz burada. Goran Dragic, Dragon'u seçtik maçın adamı. 25 sayı, 5 asist, 3 rebound, 3 üçlük. 19'da 10 isabet. Yani burada maçın ardından programlarında, playoff'larda çok... Jimmy ve Bam'den çok bahsettik tabii ki de. Son bölümümüzde de Dragic'e bir parantez açmıştık. Bu takım dinamosu demiştik. Bu takımın motoru demiştik. Yani bu maçta da en kritik yerlerde çok önemli isabetler buldu. Özellikle maç sonunda o attığı geri çekerek attığı üçlük olsun, diğer isabeti olsun gerçekten önemliydi. Ve yani maçın gittiği yerde, o 17 sıraya geriye düştükleri yerde takımını gazlayan adamdı gerçekten sahada. Ve baktığında playoff'larda Heat'in en skorer oyuncusu Son maçta Heat'in en skorer oyuncusu. Bu maçta da Heat'in en skorer oyuncusu. Ve şöyle bir şey de gördüm. Şu anda playoff'ta kalan oyuncular arasında averajlara bakıldığında birinci sırada Anthony Davis var artı 108 ile. İkinci sırada ise Goran Dragic artı 104 ile ikinci sırada şu anda müthiş bir başarı. Adından çok bahsetmiyoruz tabii. Ben ve Jimmy'den bahsediyoruz ama Dragic'e de burada çok önemli bir alkış lazım. Aynen abi yani kesinlikle. E normal sezondan playofflara yaptığı sıçrama müthiş bir müthiş bir sıçramaydı gerçekten. Şimdi ona bakıyordum. E, Goran için normal sezondaki sayı ortalaması 16.2, playoff farkının ortalaması 22. Yani 20. inanılmaz bir patlama. E, X faktörümüze geçelim hemen seni izleyiciler. Ben ve de bu devam edeceğiz. 21 sayı, 10 rebound, 4 asist, 2 top çalma, 16 10 isabet. Yani playofflarda her gelen hit talep öyle ya da böyle Adebayo'nun bir parmağı bulunuyor. E, i̇kinci maçta da aynı şeyler yaşadık açıkçası. Maç gitti denilen üçüncü çeyrekte de Bam'in 5 Celtics'i takım olarak sadece 4 isabet var. E, yine savunmada çok büyük kişiler yaptı. Ve bir kez daha neden ligin en iyi savunma beşine seçildiğini de bize gösterdi. E, Bam Adabayo'nun Miami üzerindeki katkısını şöyle açıklayalım. E, Miami playofflarda Bam sahadayken rakiplerine 12 sayı fark atıyor. Bam bench'teyken ise 5.7 sayı fark yiyor. Yani tamamen e, her şeyi, çok Miami iş. için her şeyi değiştiren e, oyunculardan bir tanesi. E, Adebayo dışında bana da değindiği gibi e, birçok Heat oyuncusundan katkı geldi. Zaten Miami Heat'in en güçlü noktasının birçok oyuncusundan katkı alması olduğunu birçok kez bahsettik. Jimmy Butler 14 sayıda kalmış olsa da 4 top çalma oynadı. Ve bunlardan bir tanesi maçı kırılma anlarında denebilecek. Yani sol çeyrekte e, Celtics 3 sayı öndeyken gelen bir top çalmaydı. Benim için kırılma pozisyonlarından bir tanesiydi. Dunk Robinson'dan bahsettik. 6 oynadı. Jay Crowder çok büyük şutlar kullandı ve çok büyük isabetler buldu. Tyler Hero ve e, bize sürpriz yapmaya devam ediyor ve bir anda reboundçu e, özelliğini Kesinlikle. de gör, görmeye başlıyoruz. E, Adebayo'dan sonra yine takımın en fazla rebound oyuncusuydu Tyler Hero. Miami takım olarak oynamaya ve evet, konsantre olmaya devam ediyor ve e, benim için artık hani bu serinin buradan sonra dönmesi çok zor gibi. Önleri açık. <laughs> evet. Böylelikle maçlardan bölümümüzün sonuna geldik. Sizce Celtics bir geri dönüş yapabilir mi? Miami basıp geçer mi? Yorumlara bırakabilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese basketbol dolu, konferans dolu, final dolu haftalar diliyoruz. Denver Nuggets, Los Angeles Lakers ilk maçı ile tekrar karşınızdayız. Sevgiler.